18-19'unda mı çektik biz adayımız arkadaşlar? 19. Oysan. 19. İki cümleyi de alsın ne olur. Almasın ya. Ya oysan şu. Google mi diye. Tamam buyurun başkanım. Kayıtta başkanım. Evet. Çok kıymetli basın mensupları. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Sizlerin de malumunuz. Kars kamuoyunda malumu. 19.02.2019 tarihinde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış oldukları, almış oldukları bir karar ile Kars ilimizde Cumhur İttifakı adayı Sayın Çetin Nazik olmuştur. Dolayısıyla biz de AK Parti adayımız olan Avukat Ensar Erdoğdu çekilmiştir. Burada çok kıymetli adayımız Avukat Ensar Erdoğdu'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Cumhur İttifakı adayımız Sayın Çetin Nazik'e de hayırlı olsun dileklerimi sizlerin aracılığıyla iletmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu, bizi talimatlandırmış olduğu bu kararıyla birlikte AK Parti teşkilatları olarak, Kars İl Teşkilatı olarak bizler de bundan sonra Cumhur İttifakı'yla birlikte Cumhur İttifakı adayına destek vereceğiz ve birlikte inşallah çalışacağız. Kars'ımız için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii Cumhur İttifakı adayımız İnşallah o da Kars'ın birlik, bütünlüğü için, kadim şehrimizin kardeşliğine helal getirecek şekilde değil, inşallah birleştirici bir üslupla kamuoyuna çıkacak ve bizlerin de desteğiyle belediye başkanlığına, adaylığına sonra inşallah belediye başkanı olarak da seçilecek. Daha sonrasında da hep beraber şehrimize hizmet edeceğiz. Bu anlamda kamuoyunu bilgilendirmek istedim. Tabii izah edilmesi gereken bir konu da vardır. İl belediye başkan adayı, Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik'tir. İl belediye meclis üyeleri ortak liste düzenlenmiştir. Orada bizim de arkadaşlarımız yer almıştır. Ancak il genel meclis listelerimiz ayrı ayrıdır. Bunu da sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyurmak istiyorum. AK Parti'nin burada 5 adayı mevcuttur. Onu da sizlere inşallah birkaç gün sonra adaylarımızla birlikte basın toplantısı düzenleyip sizlere arz edeceğiz. Başkanım, adayınızın geri çekildikten sonra Kars'ta tepkiyle karşılayanlar, olumlu karşılayanlar da oldu. Yani gündemi oluşturdu. 3 günde öyle devam ediyor. Siz devam. Hazırlık yapmıştınız. İddialıydınız. Biz de bunları gözlemledik. Diğer partileri de gözlemledik. Peki bunu seçmene, Kars halkına nasıl anlatacaksınız? Şimdi bir şehirde bir sıkıntı var. Yani gerçekten insanlar geri çekildiği için, işte iradelerine bir şekilde ipotek konulduğu için, yani en üst kademelerden bir sıkıntı var. Bunu halka, seçmene ve bizim aracılığımızla kamuoyuna nasıl anlatacaksınız? Şimdi tabii irade ipotek koyma sözünü kabul etmiyorum. Şöyle, biz genelde Türkiye genelinde zaten referandumla da başlayan, Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle de başlayan bir ittifak söz konusu. Dolayısıyla 24 Haziran'da da ittifakımız olan MHP ile birlikte girdik seçimlere. En sondaki irade bu şekilde şekillendi. Dikkat edin, bu çok önemli bir ifade. 24 Haziran'da da Türkiye genelinde bu ortak bir irade oldu. Yani kimsenin irade, ipotek koyulacak bir irade değil. AK Parti ve MHP burada ittifakla girdiler seçime. Diğer partilerde onlar da CHP'si, Saadet Partisi ve İyi Partisi ile birlikte onlar da bir ittifak kurdu. Bunu hatırlatmak lazım vatandaşa. Biz 24 Haziran seçimlerinde dolayısıyla zaten bir ittifak yapmıştık. Doğru mu? Şimdi belediye seçimlerinde ittifak yapınca ipotek mi koymuş oluyoruz? Vatandaş zaten bu iki partinin ittifak yaptığını biliyor. Türkiye genelinde de
bu hissedilir bir şekilde gündemde 30 büyük şehirde, diğer illerde hep birlikte beraber Cumhur İttifakı adayları çıkıyor. Dolayısıyla ben bunu böyle karşılamıyorum. Adayımızla ilgili de şunu söylüyorum. Tabii AK Parti Vefa Partisi'dir, AK Parti Dava Partisi'dir. AK Parti'ye gönül verilmiş hiçbir seçmenimiz merak etmesin. Bu Cumhur İttifakı'yla birlikte biz bu işe girmişsek, bu şehrin sorumluluğunu da tabii ki Cumhurbaşkanımız almış durumda. Dolayısıyla nasıl ki Erzurum'da AK Parti'nin adayı destekleniyorsa, Ardahan'da AK Parti'nin adayı destekleniyorsa, Kars ve Iğdır'da da ittifakımız olan MHP'nin adayı destekleniyor. Dolayısıyla AK Parti bugün hizmet vermeye devam ediyor. Hükümet olan biziz ve devam edeceğiz. Bu sefer Kars halkına da Cumhur İttifakı ile hizmet edeceğiz. Hizmette sıkıntı yok. Bu Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın bizlere talimatıdır. Biz bu talimatı uygulamakla mükellefiz. Bunu tabii seçim, siyaset, rakabetlerin olduğu bir mecradır. Burada herkes kendi argümanlarını ortaya koyacaktır. Bu argüman da onlar için iyi bir argümandır. Efendim biz işte AK Parti'nin seçmeni dışarıda kaldı, şöyle oldu, böyle oldu. Böyle değil. Zaten yukarıda yapılan bir ittifak vardır. Biz bu ittifakı kabul ederek en son 24 Haziran'da oy vermişiz. Dolayısıyla bu ittifak devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi bu beka meselesidir. Ve bununla ilgili fark ettiyseniz o günkü açıklamada 4 il MHP'ye bırakıldı, 17 il AK Parti'ye bırakıldı. Dolayısıyla bunu böyle değerlendiriyorum ben. Sayın Başkanım, ittifak ülke genelinde dediğiniz gibi çok konuşuldu. Aylar öncesinden bazı illerde ittifak oldu. Peki Kars'ta son güne, yani saatler kala listenin verilmesine saatler kala neden açıklandı? Daha önceden değil de, çünkü bunda sizin de açıklamanız vardı Kars'ta ittifak olmayacak diye. Evet. Ama son 3-5 saat kala ittifak oldu. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani ne değişti ittifak oldu? Şimdi son gün bir paket hazırlandı biliyorsunuz. Yani 4 il, az önce de ifade ettiğim gibi 4 il MHP'ye bırakılınca 17 ilde AK Parti'ye bırakıldı. Bunlara büyüklerimiz karar verdi arkadaşlar. Bu kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanımızın ortak iradesiyle sonuçlanmış bir şeydir. Bizim buradan yerelden bir şey söylememiz yersizdir. Benim de sizler gibi son gün, son saatlerde aldığım talimatla yerine getirdim. Dolayısıyla benim de yukarıdan gelen emir neyse onu uygulamak gibi bir mükellefiyetim var. Ona büyüklerimiz karar verdi diyelim. Cumhur İttifakı adayıyla birlikte ortak basın toplantısı yapacak mısınız? İlerleyen günlerde tabii ki sonuçta Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Elbette biz de sayın adayla birlikte elbette basınla da buluşacağız. Ortak fikirlerimizi de beyan edeceğiz size. Sonuçta ortak bir liste verdik. Seçim çalışmanız normal kendi tek adayınızla girmiş olduğunuz gibi bir çalışma mı olacak? Yoksa bir ağırlama, bir duraksama olacak mı? Bizim teşkilatlarımız için mi diyorsunuz? Tabii şimdi bu Cumhur İttifakı'nın ortak adayı diyoruz. Elbette ki biz de Cumhur İttifakı adayımıza çalışacağız. Fakat bizim sorumlu olduğumuz malumlarınız 8 bölgede seçime giriyoruz. 7 ilçemiz, bir de beldemiz var. İl Genel Meclisi var. Ve aynı zamanda Cumhur İttifakı'na da destek vereceğiz. Parti içerisinde teşkilatlar arasında işte kırgınlıklar ve küskünlükler gözlemledik. Onları nasıl tolere edeceksiniz? Bize gelen bir kızgınlık ve küskünlük yok. Hiç kimse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan üstün değildir. Bu partinin genel başkanı bir emir vermişse, teşkilat mensubu eğer dava adamı ve AK Partili ise kendi liderinin almış olduğu karara karşı gelemez. Kusura bakmasınlar. Bunun küskünlüğü olmaz. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz 1 Nisan?
Cumhur İttifakı'nın kazanmasını bekliyorum. Tabii diğer ilçelerde inşallah biz kazanacağız diyorum. Ve Allah'ın izniyle de Kars'ta da Cumhur İttifakı'nın kazanacağını öngörüyorum. Genel geri dönüşler ne yönde bu son 3 gündür? Daha 3 gün oldu. Tabii sahadan bir ses daha yok. Tabii insanlar son anda alınan bu kararla ilgili tam bir karar vermiş değiller. Ama ben çok olumlu olduğuna inanıyorum. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun inşallah. İnşallah.